Evet arkadaşlar, yeni evinize, dairenize veya odanıza taşındınız. Hemen hemen her insanın ihtiyacı olan belli şeyler var zaten. Bildiğiniz gibi işte yatağınız, çalışma masanız, sandalyeniz, dolabınız vesaire. Bunun dışında neler olabilir ya da bunlar eksik olduğu zaman neler yapabilirsiniz? Bunları biraz düşünelim. Mesela dolabınız yoksa evinizde, örnek veriyorum. Dolap almak çok pahalı geliyorsa size ya da işte belirli miktarda eşyanız varsa ve çok büyük bir dolaba ihtiyacınız yoksa mesela bu işi nasıl yapabilirsiniz? Örnek veriyorum, yatağınızın altı boştur. Yatağınızın altı boşsa bazı sepetler oluyor. Tabii ki sepetlerin boyutlarına iyi bakın. Yatağın altına girebiliyorsa ona göre sepet alın mesela. Onları çekmece olarak kullanabilirsiniz. İşte çorap çekmecesi olur, külot çekmecesi olur. Bu şekilde çekmece olarak kullanabilirsiniz. Bu Evet arkadaşlar, gösterdiğim şekilde işte yatak altı çekmece şu şekilde, kıyafetlerimiz aynı şekilde, burada da bir tane böylelikle alandan kazanmış oluyoruz. Yatağın altı zaten bomboş bir yer. Bu şekilde odamızda daha çok alanımız olmuş oluyor. Onun dışında işte askı ihtiyacınız olabilir. Askıları özellikle marketlerde böyle taşınabilen askılar falan oluyor. Yani bunu halledebilmeniz hani dolap işine göre daha kolay, hem taşıma hem masraf açısından. Yine kumaş dolaplar vesaire oluyor. Ben çok önermiyorum. Hiç çok beğendiğimi söyleyemem kumaş dolapları ama kısmen de işinizi görebileceğini de söyleyebilirim. Onun dışında bence her evde bir tavırı olması lazım. Yani bir işte perdeye asacaksın, işte bir şeye çıkacaksın ya da ne bileyim, hani sırf oturmak için bile olur ya da tabureyi komodin gibi kullanabilirsiniz. Ben mesela şu an öyle yapıyorum. Boyut olarak daha mantıklı geliyor. Biraz daha yüksekim. Yataktan mesela işte telefonumu koymak için onu komodin gibi kullanıyorum. Bir taburem var. Bu tür şeylerde önemli olan yani neyi nasıl kullanabileceğinizi iyi bilmek. Mesela ben ayakkabı kutum vardı. Ayakkabı kutumun kapağını çıkarttım. Böyle bir şey oldu resmen. Hani üstü açık bir dikdörtgen prizma gibi düşünün. Herhangi bir şey için kutu olarak kullanıyorum. Kapağını çıkarttım. Hatta onu da bir sehpanın altına koydum. Böyle çekmece gibi açıyorum. Hani bedava çekmecem oldu mesela. Şimdi muhteşem çekmecemizi görüyoruz. Tamamen bir ayakkabı kutusu ama çekmece yani sonuçta. Bunun yerine başka bir malzeme alsaydım belki 1 euro 2 euro harcayacaktım ama zaten kutum var. Bunu ben çöpe atmak yerine kullanıyorum. Hem de yeni bir şey alarak çevreye zarar vermemiş oluyorum. Zaten hani bildiğin üzere bu Türk mantığında çok vardır. Yani saklama kabı olarak mesela işte çeşitli gıdaların kapları kullanılır. İşte dolma koymak için dondurma kabı falan kullanılır. Bu mantığı kullanabilirseniz çoğu yerde işinize yarıyor gerçekten. Maddi anlamda tasarruf yapmanızı sağlıyor. Mesela özellikle marketlerden bir şey alıyorsanız, hani benim tavsiyem gelin mesela yoğurt alıyorsanız cam kavanozda yoğurt alın. O cam kavanozu işte ne bileyim başka şeyler için kullanabilirsiniz. İşte diş fırçanızı koymak için kullanabilirsiniz. Bozuk paralarınızı koymak için kullanabilirsiniz. Ya da başka kendi evde yaptığınız şeyleri koymak için kullanabilirsiniz. Yani bir ürün alıyorken onun paketine bakın. Belki paketi sizin işinize başka bir yerde yarıyordur. Yani bardak almak yerine işte cam kavanozu kullanıyor olabilirsiniz. Yani bu tür şeyleri düşünmenizi tavsiye ediyorum. Mesela sabunluk için ben mesela bir marketten aldığım bir salatanın, yoğurtlu salatanın kapağını kullandım. Mesela sabunun altına koydum. Sabunluk oldu mesela. Yani bu tarz fikirleri kullanabilirsiniz. Mesela askı almıştım. Normal kıyafet askısı. Ben onu çamaşır askısı olarak da kullanıyorum. Yani işte külotlarımı, işte çoraplarımı falan onun üstüne asıyorum. Özellikle bu o askıya da böyle üçgen askılar taktım tabii. Bunları mesela şurasına ve şurasına, iki tarafına da kıyafetleri asıyorum. Bir yerde öteki kuruyor, bir yerde diğeri kuruyor. İşte masam var mesela. Bu masamın bir tane böyle bir şey var. Demirden bir profili var. O demir profili mesela kıyafet askısı olarak kullanıyorum. Farklı bir şey alıp onu başka bir amaçta kullandığınız zaman gerçekten para tasarrufu yapıyorsun. Çünkü insanlar biliyor yani siz tabağa ihtiyacınız var, sizin bardağa ihtiyacınız var. O yüzden hani bunları maliyetinden fazla yapıyorlar ama aynı ihtiyaçlarınızı başka şeylerle karşılayabiliyorsanız daha ucuza geliyor genellikle. Hani mesela ben mousepad almak yerine buraya bir kağıt koydum. Mesela aynı işlevi gördü. Şimdi bir de tamamen kişisel bir önerim olan bir şeye geleceğim. Çok fazla mutfak eşyanız olmasın. Yani bir tane tavanız ya da iki tane tavanız olsun. Zaten hani yapacağınız şeyler belli. Tek kişi yaşıyorsanız zaten o yemekleri bitirmeniz gerekiyor 2 günde falan ki bayatlamasın. Her gün zaten bir tabak yıkayacaksınız, bir tava yıkayacaksınız. O yüzden çok fazla eşyaya ihtiyacınız yok. Zaten az eşyanız olduğu zaman daha tasarruflu, daha temiz oluyorsunuz. Onu hemen yıkıyorsunuz. Çünkü yarın size o yine lazım olacak. Ama çok eşyanız olduğu zaman onu bir yere bırakıyorsunuz, yerine kalıyor. Ötekini bir yere bırakıyorsunuz, sonraki güne kalıyor falan. O yüzden az eşyayla işi idare etmek çok daha iyi oluyor. Tabii ki bir tepsi alın.
Kendinize şöyle bir tepsi alın. Tepsi gerçekten işi görüyor yani yemek taşırken falan. Hani benim en çok ihtiyacım olan şey tepsi diyebilirim. Terlik tabii ki almanız gerekiyor. İşte duş açıp girdiniz çıktınız vesaire. Evde ya da yer soğuktu gezerken vesaire. Yerleri tabii ki kapatmanız gerekiyor. Kışlar soğuk olduğu zaman bu yerlerin halıyla örtülmesi gerçekten onun sıcaklığı için önemli bir rol oynuyor. Genellikle bu kıyafet bölmeleri, işte sepetler, işte çekmece bölmeleri gibi şeyler çok işe yarar oluyor. Yani bunları çekmecelerinizin içine falan koyarsanız çok daha alanı iyi organize edebiliyorsunuz. Kocaman bir çekmeceyi organize etmek daha zor oluyor ama onun içine böyle çekmece bölmeleri koyduğunuz zaman çok daha güzel her şeyinizin yeri belli olmuş oluyor. Size duşa girerken kullanacağınız işte kirli kıyafet poşeti, temiz kıyafet poşeti, işte sonra çamaşır atarken kullanacağınız çamaşır sepetiniz. Bunlar da tabii ki olmazsa olmaz şeyler. Yani mesela Covid'in gibi bir şey için aynı şekilde çöp kovası bulup, uzun bir çöp kovası bulup bunu ters de çevirebilirsiniz. Mesela çöp kovası dediğin şey 1 euro. Covid'in alsan belki 10 euro ya da sehpa alsan 15 euro, 20 euro. Yani örnek veriyorum. Ben mesela tabure aldım dedim ya, tabureyi 10 euroya aldım. Normal tabure olarak da kullanabiliyorum. Komedin olarak da kullanabiliyorum. Yani biraz böyle hani bunu ben alsam ne yapabilirim? Bu benim ne işime yarar? Gibi biraz düşünürseniz daha böyle alternatif şeyler aklınıza gelebiliyor. İşte bir kap aldınız, yemek kapı aldınız. Bu yemek kabı mikrodalgada kullanılabiliyor mu? Bu yemek kabı katlanabiliyor mu? Bu yemek kabı kolay yıkanabiliyor mu? Vesaire vesaire. Tabii ki belirli yiyecekleri evde stoklamanız daha iyi olur. Onun dışında kategorileriniz olmalı. Mesela normal yemek kategoriniz, işte soslarınız, işte abur cuburlarınız, atıştırmalıklarınız, meyveleriniz vesaire. Bunları tabii ki kendiniz liste haline getirin. Google Keep diye bir uygulama var. Google Keep'te ben mesela bir liste oluşturdum. O listede tıklıyorsunuz, onay kutucuklarını göster diyorsunuz. Ben evimde olan bütün ihtiyaçları oraya yazıyorum. Sonra mesela işte aldıklarıma tik koyuyorum. Evde bitenleri tekrar bastığım zaman o tik kalkıyor vesaire. Bu şekilde bütün her şeyi görmüş oluyorum. Onun dışında tabii ki her türlü acil durum için bir el feneri temin etmenizi tavsiye ederim. Bir metre temin etmenizi tavsiye ederim eşyaları ölçerken. İşte evinize sığıp sığmayacağını ölçmeniz gerekirken bir şeyleri. Tabii ki odanız küçükse alanı organize etmek için ranza kullanabilirsiniz. İşte altı çalışma masası, üstü yatak olan ranza kullanabilirsiniz. Normal farklı farklı yine başka alternatifleri de olabilir. Üstü yatak, altı dolap olan ranzalar da olabilir. Yani alandan kazanmak için. Sonra bu sehpalar, masalar, bu tarz şeyler hep alandan kazanmanızı sağlar. Mesela bir sehpa koydunuz. Sehpa koyduğunuz zaman o sehpanın üstünü kullanabiliyorsunuz, altını kullanabiliyorsunuz. Sehpa yokken ne oluyor? Sadece bir yer var ve o yere koyduğunuz şeyi, yeri kullanabiliyorsunuz. Mesela evde bazı şeyleri değiştiremiyorsunuz. Bazı şeylerin yeri değişmiyor. Mesela burada benim internetim ve kablolarım var. Ben buna hiçbir şey yapamam. Yani bunu ne yapabilirim ki? Yani kaldıramam. Bu lazım olan bir şey. O yüzden bunun üstüne böyle bir şey aldım. Ve yani şu alan tamamen kullanılır bir hale geldi aslında. Yani metrekareyi kullanmış oldunuz. Üste çıka çıka odanızı daha verimli kullanmış olursunuz. Mesela bu tek başına burayı kapattı. Yani bunun üstüne bir şey koyduğunuz zaman ekstra metrekare harcamamış olacaksınız. O yüzden odanızın içinde ne kadar yukarıya çıkabiliyorsanız o kadar yer kazanıyorsunuz aslında. Bu mantıkla düşünürseniz çok fazla eşyaya rağmen gepgeniş bir odanız olur arkadaşlar. Tabii ki odadaki rahatlığınız için kapının önünün boş olması, kapının önünün rahat olması çok önemli. İşte kapıdan mümkün olduğunca mobilyaları uzak tutun. Yani o kapının açılması, işte kapıdan böyle çok fazla şeyle girdiğiniz falan hayal edin. O açıdan hani bunları uzak tutun. Tabii ki çalışma masanız için doğal ışık lazım. Doğal ışık lazım olduğu için çalışma masanızı pencereye yakın bir yere konumlayabilirsiniz. Aynı şekilde yatak tercihi tamamen size kalmış. Bazıları gün ışığından rahatsız olur. O yüzden işte camın yakınına koymaz. İşte bazıları hiç rahatsız olmaz. Yani aksine hoşuna gider vesaire. Çünkü zaten eve soğuk hava camdan geliyor. Cam kapalı olsa bile camın o yüzeyi odaya en çok soğuk havanın geldiği yer oluyor. O yüzden hemen petekler camın dibine konumlanır. O yüzden hani yatağınızı da belki oraya koymak isteyebilirsiniz. Hani sıcak yatmak istiyorum vesaire diyorsanız. Genellikle biraz ılık ortamda yatmak sanırım daha mı iyi oluyordu tam hatırlamıyorum ama hani onlar tabii ki tamamen kişisel tercihleriniz. İşte bunun dışında çamaşır asmak için
Neresi uygun olabilir? Neler uygun olabilir? Bunları düşünebilirsiniz. Sonra böyle IKEA'da, Decathlon'da vesaire pratik ürünler satılıyor. İşte askılı şeyler olabilir. Kumaştan askılar oluyor mesela. O askıyı asıyorsunuz. İşte onun üstüne raflar var. Kumaştan raflar var. Bunlar da tabii eşyalarınızı toplamanız için çok faydalı. İşte bir dolabın kenarına bile asabiliyorsunuz. Onu astınız böyle. İçinde raflar var. Kumaştan bir ürün yani. Bildiğiniz böyle akordeon gibi katlanan şeyler de var. Mesela bunu da mesela ben ranzamın bir kenarına asıyordum. Böyle akordeon gibi katlanıyor. İçinde bir sürü çekmece çıkıyor. Onları çekmeceleri çok farklı amaçlar için kullanıyordum. Onun dışında normal askıları da kullanabiliriz. Yani normal askı dediğim hani şey hani gömlek askısı, tişört askısı falan değil. Normal bir askı işte kapı arkasına falan ya da işte dolabın üstüne vesaire herhangi bir yerde askılar da çok yer kazanmanızı sağlıyor. Tabii ki kapı arkasına çift askılar var böyle altı ve üstü olan. Onları ben tavsiye ederim eğer kapınız müsaitse. Hani gerçekten çok alan kazanırsınız. Onun dışında böyle dilsiz uşak tarzı şeyleri ben açıkçası kullandım ama çok da tavsiye etmiyorum. Yani bence çok yer kaplıyorlar. İşte tabii ki odanızın şekli de çok önemli. Nasıl tasarlayacağınız için. İşte kare bir odanız varsa ona göre, dikdörtgen bir odanız varsa ona göre bir şeyler düşünmeniz lazım. Evet arkadaşlar bu videoyu bölüm 1 olarak yaptım çünkü sonrasında aklıma bir şey gelmedi açıkçası. Yani daha fazla şey olduğunu hatırlıyordum ama maalesef şu an aklıma gelmiyor. Şu an bu videoyu burada bölüm 1 olarak bitirmek istiyorum. Sonra ikinci bölümde yapacağım. Görüşmek üzere.